Bazı oyuncular vardır. Sahnede ya da perdede izleyeni yüreğinden yakalar, oynadığı oyunlarla ya da filmlerle unutulmaz izler bırakır arkasında. Sempatisiyle izleyen de, kamera da çok sever onu. Bir bakışı, boynunu bükerek gülümsemesi, ışığı, izleyiciyi büyüler. Yaman Okay, 42 yıllık kısa yaşamı boyunca unutulmaz karakterlere hayat vererek Türk sinemasının önemli bir parçası haline geldi. 60'a yakın filmde, birçok tiyatro oyunu ile televizyon dizisinde rol aldı. Seslendirme çalışmaları yaptı. Yaman Okay, 24 Ağustos 1951'de Giresun'a bağlı Tirebolu ilçesinde doğdu. Babasının memuriyeti nedeniyle ilk ve ortaokulu Sinop'ta, liseyi ise İstanbul'da Aksaray Özel Bilir Koleji'nde tamamladı. Ancak Sinop Ayancık onun hayatında önemli bir yer tutar. Halen burada adının verildiği mekanlar vardır. Yaman Okay, Şişli Siyasal Bilgiler Yüksekokulu'nda eğitim aldığı sırada tiyatroyla tanıştı ve sahneye tutkuyla bağlandı. Rutkay Aziz'in Bakırköy'deki bir lise tiyatrosunda keşfettiği Yaman Okay, Bir Yol adlı oyunla sanat hayatına başladı. Rutkay Aziz'in desteğiyle Ankara Sanat Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa adım atan Okay, El Kapısı, Leipzig Duruşması, Ana, Komün Günleri, Dimitrov Savunuyor, Sakıncalı Piyade adlı toplumsal sorunları ele alan oyunlarda rol aldı. Rutkay Aziz bir röportajında Okay için, deli dolu, her an öfke patlaması yaşayacakmış gibi ama çocuksu yanını hep saklayan sevecen biriydi. Onu ilk gördüğümde Türkiye sahnesine merhaba diyen birinin geldiğini görüyordum. Ankara Sanat Tiyatrosu sahnesine onu almakla hem ona hem Ankara Sanat Tiyatrosu'na doğru ve gururlu bir iş yaptığımı düşünmüşümdür. Yıllar boyu anlam dolu ve keyifli oyunlar içinde sahnedeydi hep Yaman ve o her koşulda devrimci duyarlılığını korudu. Ülkesinin bütün sorunlarına her zaman duyarlı oldu, dedi. 1976 yapımı Söyleyin Anama Ağlamasın filmiyle seslendirme yapmaya başladı. Sinema oyunculuğuna ise 1978 yapımı Yılmaz Güney'in senaryosunu yazıp Zeki Ökten'in yönettiği Sürü filmiyle adım attı. Sürü filminin sarı hastası Çoban Abuzeri'ydi Yaman Okay. Aktivist kişiliği nedeniyle de bazı oyuncularla tartışma yaşayan Okay, Yılmaz Güney'in filmlerinin gösterilmesini savunduğu için Fikret Hakan ile aralarında tartışma çıkmış ve Fikret Hakan bunun üzerine Yaman Okay'ın provokatör olduğunu iddia etmiştir. 1978 yılında Sultan, Kanije Kalesi, Yedi Bela Hüsnü ve Çiçek Abbas filmlerinde, 1989 yılında Minyeli Abdullah filminde seslendirme yaptı. 1981 yılında 18. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Bereketli Topraklar Üzerinde filmiyle En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Bereketli Topraklar Üzerinde filmindeki Pehlivan Ali karakteriyle bize çaresizliğin ne demek olduğunu en iyi şekilde anlattı. Ayrıca bu film sıkı yönetim tarafından yasaklanır, daha sonra ise kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalınır ve negatiflerin bulunmasından hemen sonra film Türkiye'de 28 yıl sonra gösterime girer. 1984 yılında oyuncu ve senarist Meral Katı Okay ile evlendi. Eşi Meral Okay, Yaman Okay ile olan aşkını şöyle ifade ediyor. Yaman benim eski arkadaşımdı. O Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyuncuydu. Ben de Ankara'da yaşayan bir öğrenciydim. O zamanların Ankara'sı, herkesin birbirini tanıdığı ve belirli yerlerde toplandığı bir yerdi. 70'li yıllardı ve kültür tüketicileri birbirlerini bir şekilde sıkça görürlerdi. Bizim müşterek arkadaşlarımız vardı, bunların başında Rutkay Aziz gelir. Rutkay'la siyaseten de bir aradaydım, Türkiye İşçi Partiliydim ben. O yılların derli toplu Ankara'sında sık sık görüşme şansımız olurdu. Yaman'la tanışmamız o yıllardır. Fakat aşık olmamız daha sonraya rastlar. O sinemaya Sürü filmi ile geçince İstanbul'a gelmişti. Ben de daha sonra İstanbul'a geldim. O eski bir Ankaralı olarak bana sahip çıkmaya kalktı. Ankaralıların böyle bir derdi de vardır.
Bir gün evi düzenlerken fark ettim. Bir de baktım ki benden çok Yaman'ın eşyaları var. Küçük küçük poşetlerle sızmıştı. Aşk bir sızma halidir. Yaman o kadar temiz bir adamdı ki ona kızamazdınız. Bir o kadar da yiğitti. Ben derdim ki bu adam ne zaman yorulacak? Meğer acelesi varmış. Her şeyi o kadar yoğun, hızlı ve coşkulu yaşıyor ve yaşatıyordu ki büyüleyici bir şeydi bu. Ben köşeleri çok olan bir insandım. Yaman beni eğitti. 1984 yılında yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı Pehlivan filminde Tarık Akan, Meral Orhonsay, Erol Günaydın, Tulu Çizgen ile birlikte oynadı. Oynadığı filmlerde, yan rollerde yardımcı karakter olarak oyunculuğunu sergileyip sevilen bir oyuncu olan Yaman Okay, Tevfik Başer'in yönettiği 1986 yapımı 40 metrekare Almanya filminde Özay Feşt ile başroldeydi. 1989'da İrfan Tözüm'ün yönettiği Hülya Avşarlı, Fazilet'te Fazilet'in inşaat işçisi kocası Aziz'i, 1990'da Firuzan ve Gülsün Kara Mustafa'nın yönettiği Benim Sinemalarım'da Nesibe'nin babası Recep olarak izleriz Yaman Okay'ı, Fazilet'in sosyal statüsünün getirdiği eziklikle kendi düşsel dünyasında sınıf atlama düşleriyle kimlik değişimi geçirmesinin anlatıldığı filmde Yaman Okay'ın oyunculuğu etkileyicidir. Zeki Ökten'in 80'lerin değişen ekonomik düzenini, orta sınıfın yok oluşunu anlattığı davacı, yoksul ve düttürü dünyadan oluşan Kemal Sunallı, Küçük Adam Üçlemesi serisinin ikinci filmi Yoksul filminde Yaman Okay Çay Ocağı işletmecisi, tefeci Süleyman Bey rolünde muhteşem oyunculuğuyla belleklere kazınıyordu. Bir yandan da sinema filmlerinde seslendirme çalışmalarına devam etti. Daha birçok filmde sıcacık oyunculuğuyla can verdiği rollerde, perdeden bize yansıyan ışığıyla içimize işledi, adı ve oyunculuğu belleğimize kazındı. 1989 yılında başlayan ve vefat edene kadar devam ettiği Bizimkiler dizisinde Şükrü'nün eşi Nazan'ın bir baltaya sap olamamış ağabeyi şair Nazım rolünde unutulmazlar arasına yazıldı. Bu rolünde oynarken maalesef ki hastalığını öğrendi. Karar verdi ve diziden ayrıldı. Rol gereği Almanya'ya bir daha Türkiye'ye dönmemek üzere gitti. Yaman Okay, bağımsız yönetmenlerin gözdesi bir karakter oyuncusuydu. Sinemacılar 90'ların başına doğru direksiyonu toplumsal konulardan yavaş yavaş bireysel portrelere, kahramanların kişiliklerinin derinliklerine doğru kıracak, kurgunun merkezine bu sefer karakter oturacaktı. Yönetmenliğini Tunç Başaran'ın yaptığı Piyano Piyano Bacaksız, kurgusal açıdan bir dönem filmi olsa da teknik açıdan orijinal bir şekilde dizayn edilmiş karakterleri beyaz perdeye yansıtıyordu. Yaman, Okay, Hızır tiplemesindeki ustalığıyla bu dingin yaşama tutunma hikayesinin seyir kalitesini birkaç basamak yukarıya taşımayı başarmıştı. 1992 yılında Düş Gezginleri filminde Lale Mansur, Meral Oğuz, Yaman Okay, Selçuk Özer, Sema Çeyrekbaşı, Memduh Ün, Nilüfer Aydan, Deniz Türkali birlikte rol aldılar. En bilinen filmlerinden bazıları Bereketli Topraklar Üzerinde, Yılanı Öldürseler, Sürü, Adak, 40 Metrekare Almanya, Tatar Ramazan, Yoksul, Gül Hasan ve Piyano Piyano Bacaksız'dır. Yaman Okay, yakalandığı pankreas kanseri nedeniyle 19 Şubat 1993 tarihinde 42 yaşındayken hayata veda etti. Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Meral Okay, eşinin vefatından sonra usta oyuncunun hastalığı öğrenip hayatını kaybetme süresinin yaklaşık 1,5 ay olduğunu belirterek hayata, sanata ve bize dair birçok düşüncesi, projesi vardı. Hepsi sanki arka arkaya gerçekleşmeye başlamıştı. Komaya girene kadar Yeşim Ustaoğlu, Tayfun Pirselimoğlu ile beraber senaryo çalıştılar. Sonra o film çekildi. İz filmini Yaman'a adadılar. Yaman'ın rolünü Aytaç Arman oynamıştı. Bunlardan bahsederken o sürecin acısını hafifleten bir yığın katıksız dostluk yaşadık. Onunla yaşamak bir Luna Park'ta yaşamak gibiydi. Bir yandan bütün cümbüşü, pırıltısı, eğlencesi ve sürprizleri, öte yandan yüreğinizin ağzınıza geldiği anlarıyla tam bir Luna Park gibiydi.
bir şölen gibi, bir lunapark gibi sevdalık yaşayınca bu görkemi taşımayan her şey bir çadır tiyatrosu gibi geliyor insana. Biz Yaman'la herhalde bir yerlerde karşılaşırız diye umut ediyorum, ifadelerini kullanmıştı. Usta oyuncunun vefatının ardından yakın arkadaşı Sezen Aksu, kendisi için Adamların Adamı adlı şarkıyı kaleme aldı ve bir süre sonra bu şarkıyı Nükhet Duru seslendirdi. Çankaya Belediyesi Meral Okay'ın adını da kendisinden önce yaşamını yitiren Yaman Okay ile aynı parka verdi.